Rezene tohumu ile çay elde etmek için yapmanız gereken bir cezvenin içine su kaynatmak ve bir çay kaşığı kadar rezene tohumu ezip kaynayan suya ilave etmektir. Rezene tohumunu ezip o şekilde kaynayan suya ilave etmelisiniz. Cezvedeki rezene çayını süzüp fincana alabilirsiniz ve çayı soğumadan tüketmelisiniz. Rezene çayı da diğer çaylar gibi fazla miktarda tüketilmesi halinde zararlı olabilir. Fazla tüketimi sağlık açısından zararlıdır ve fazla içilmesi sağlığa zararlı olabilir. Kusma, baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Kullanmadan önce doktora danışmanızda fayda vardır. Ayrıca gebelerin ve emziren annelerin bu çayı içmeden önce doktora danışmaları en sağlıklısıdır. Rezene çayı şifalı bitkilerden birisidir. Kansızlık olarak da bilinen anemi rahatsızlığına şifa olmaktadır. Rezene çayı ses kısıklığı, toksinlerin atılması gibi sağlık sorunlarına iyi gelir. Bunun dışında depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlerde iyi geldiği düşünülen rezene çayı kasları gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar. Rezene çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Bu sebeple de ödem oluşumunu engelleyecektir. Mide ve bağırsak sistemini rahatlatır. Midenizi ve bağırsak çalışma sistemini sağlayan, yani hareketliliği artıran rezene çayı, sindirim sistemine ait şişkinlik, mide krampları, gaz ve kas spazmı gibi rahatsızlıkların giderilmesi için iyi bir seçimdir. Solunum sistemi problemlerine iyi gelir. Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen rezene çayı, boğaz yangınlarının giderilmesinin yanı sıra öksürüğe de iyi gelecektir. Rezene çayının içinde uçucu bileşenlerinden olan anetol ve fenkonun bulunur, bu sayede solunum yollarını rahatlattığı düşünülmektedir. Baş ağrısını azaltır. Rezene çayının kas gevşetici bir etkisi olduğu için baş ağrılarına da iyi gelmektedir. Araştırmalara göre rezene çayının santral etkili ağrı kesici etkisinin olduğu görülmüştür. Rezene çayı 6 ayın üzerindeki bebeklerde kullanılabilir. Bebeklerin uyku düzeninin oluşmasında etkilidir. Fakat kullanmadan önce doktorunuza danışmakta fayda vardır. Rezene çayını demledikten sonra soğutup pamuk ile gözlerinizin etrafını sürerseniz gözlerinizdeki şişkinlik azalacaktır.